Merhabalar. Videoların altına sorulan soruları, yapılan yorumları cevaplamaya devam ediyoruz. Ahmet Bey sormuş. Psikolojik rahatsızlıkları ve intihara meyilli karakterlerin el çizgilerinden bahseder miyiz? Şimdi şöyle, umuma açık yerlerde her şeyin bahsini doğru bulmuyorum. Özellikle yüzdeki, çünkü herkesin görebildiği bir şey ve evhama kapılabilecek çok insan var. Yani bende acaba var mı? Yoksa bile yoku var şekline getirebilecek potansiyele sahip bir sürü kişi var. O yüzden bunları biraz daha derslerde, özel platformlarda konuşmak taraftarıyım, ama psikolojik yatkınlık, psikolojik sıkıntılara meyilli olmakla ilgili el işaretlerini göstereyim. Şimdi akıl, kalp ve hayat çizgisindeki etkilerden bahsedeceğim. Çizgilerin formlarını ben genelde hep düz olarak çiziyorum, ama çizgiler her zaman böyle olmuyor. Özellikle psikolojik rahatsızlıklarda soruya nazaran konuşuyorum. Mesela böyle zincirli halde gelir. Bu zincirli halde gelmesi kan dolaşımının doğru olmadığını, kanın keyfiyetinin doğru olmadığını gösteren bir işarettir. Biz bunu gördüğümüzde, ki elin tamamında, yani çizginin tamamında böyle adacıklı olma durumu da olur. Böyle hızlı hızlı geçiyorum. Veya bir bölümünü kaplar. Şayet bu bir bölümündeyse o bölümün yaşı hesaplanır. O bölüme kadar bu kişide bu halet-i ruhiyenin varlığı gözükür. Kalp çizgisinde bu sevgide süreksizlik anlamına da gelir. Yani bunlar çabuk soğuyan, çabuk vazgeçen insanlar oluyor. Nedeni kan dolaşım bozukluğu. Ben çok defa çoğu danışanla konuştuğumda, hani ne yani, her şeyi beslenmeye mi bağlayacağız diyorlar. Veya yorumlarda da böyle geçiyor. Sağlık bir yana, karakteristik özelliklerimiz dahi, karar mekanizmamız dahi, doğru beslenmek, akabinde doğru bir fizyolojik yapı, kanın doğru ve sağlıklı bir yapıya gelmesi, ki kan organları besliyor. Çok katı olmayan bir duruma gelen kan rahatlıkla organları besleyecektir. Organlar beslenirse doğru çalışan bir organ mekanizması düşünün. Yani aracınızın bakımına neden bu kadar özen gösteriyorsunuz? Bir parçası tam randımanlı çalışmazsa siz arabanızdan fayda göremezsiniz. Bu makinedir. Ve bu makinenin bazı şartları vardır, bakımı vardır. Biz bunları yerine getirdiğimizde zihnimizi, beynimizi, aklımızı, kalbimizi tam randımanlı kullanıyor olacağız. Birincisi budur. Çizgilerde adacık, peşi sıra gelen adacıklanmalar bize kişinin psikolojik yatkınlığa elverişli olduğunu gösterir. Çizgilerin bütününde, mesela ben biraz önce kalp çizgisindeki adacıklardan bahsettim. Bu kalp çizgisindeki adacıklar kişinin sevgide süreksizliğini verir. Peki akıl çizgisindeki adacıklar ve hayat çizgisindeki adacıklanmalar ne yapar? Peşi sıra olacak arkadaşlar. Bu işte gerçekten psikolojik rahatsızlığın, odaklanma probleminin işaretidir. Bu kişinin şayet çizgisi aşağı doğru gelmiyorsa, böyle düz gidiyorsa, yine bir nebze bunu toparlayabilir demektir. Çünkü pratik alana doğru gidiyor. Ama bu çizgi, hayır, böyle aşağı doğru devam eden bir formda ise bunların durumu toparlaması çok kolay olmayacaktır. Psikolojik olarak destek almaları gerekir bunların. Yani çizgilerin, ki hayat çizgisindeki adalanma da rahatsızlıkları ardı ardına geliyorsa, zihnin tam randımanlık kullanılamaması gibi bir durum verir. Kısaca hemen özet geçeyim. Elin içinde çizgilerin peşi sıra adalanması psikolojik rahatsızlığa açık yapıyı verir. Elin aşırı yumuşak olması, çok yumuşak bir elde psikolojik hastalığa yatkınlığı verir. Elin aşırı çizgili olması da kişinin psikolojisinde bir hassasiyet olduğunu bize gösterir. Bu verileri kullanabilirsiniz. Büyük ihtimal bu soruyu soran Ahmet Bey'in işi buna yönelik bir şey. Buradan faydalanabilirler. İç Mars'tan çıkıp Ay tepesine veya dış Mars'a giden stres çizgilerinden bahsedebilir misiniz? İç Mars'tan çıkıp Ay tepesine. Şimdi bu iç Mars'tan çıkıp Ay tepesine gitme hadisesi stres çizgisi olmuyor her zaman. Başka Samanyolu çizgileri de olabiliyor. Samanyolu çizgileri de bazı sapmaları verir. Aşırılıkları verir, bağımlılıkları verir. Bu bazı el yorumcularının bazı çizgileri eklenti olarak söylemeleri oluyor. İsimlendiriyorlar ama hayır, stres çizgisi değil o. Şimdi etki çizgisinden bahsetmiş. Etki çizgisi evliliği gösteren bir çizgi. Kader çizgisiyle bağlantılı. Hemen göstereyim. Şu bizim hayat çizgimiz. Kader çizgimiz de böyle geliyor. Muhammed Burak Bey bu şekil bir etki çizgisi gelmiş. Etki çizgisi kadere çarpınca kader çizgisini kırmış ve hayata değmiş. Birincisi, kırdığı çizgi ne alemde? Kader çizgisi buradan kırıldıktan sonra zayıfladı mı, güçlendi mi? Zayıfladıysa bu evlilik de zayıflatıyor demek. Yoruyor demek. Güçlendiriyorsa pozitif bir katkısı var demek. Buradan sonra hayattan uzaklaşıyorsa ve gelip de
hayata değiyorsa, özür dilerim, kaderden uzaklaşıyor, hayata değiyorsa bu etki çizgisi olmayabilir. Bu buradan çıkan bir Samanyolu çizgisi olabilir. Nereden çıktı dönemli, Venüs'ten mi Mars'tan mı? Çıkıp kaderi kırıyorsa kariyere etki edecek bir problemin hayatın içinden çıktığını anlayabiliriz. O yüzden çıktığı yere, çizginin gidişatını, gittiği yere ve giderkenki kırıp döktüğü çizgileri iyi görmek lazım. Filiz Hanım sormuş. Fizyonominin bana ne gibi faydaları olur? Nedeni nedir? Elimdeki çizgilerin anlamını bilmenin. Güzel. Mesela diyelim bir şey hedeflemişim ama elimde bununla ilgili bir şey yok, modu düşürmez mi? Fizyonominin bize ne gibi bir faydası olur? Birincisi, fizyonominin bize geç kalmamak gibi bir faydası var. Bakın, lise okuyoruz, üniversite okuyoruz. Ancak ne yapacağımıza karar veriyoruz. Yani birilerinin bize çıkıp da bir hocanın, bir profesörün, oğlum sen bu işi yapmalısın, hiç boşuna uğraşma, senin yeteneğin bu diyebildiği bir durum yok. Herkes son kerdeye kadar sizin ne yapacağınızı belirlemenizi bekliyor. Aileler tüm benlikleriyle yardım ediyorlar. Okuyun. Öğretmenlere diyorlar ki eti sizin, kemiği bizim. Ama sizi bir yöne doğru mecra verdirecek çok az insan var. Ve erkenden bunu yapabilecek tek şey ve tek kişi sizsiniz. O yüzden fizyonomi zaman kaybetmemeye neden oluyor. Daha 5 yaşında, 10 yaşında çocuğun hedefini çizebiliyoruz. Yani ben kendi ailemde veya çevremde. Herkesin kafasında bir şartlanma var ya, sigortalı iş ve üniversite. Üniversite artık zaman kaybı. Belki 1950 yıllarında doğmuş insanlar için üniversite çok önemliydi ve o zaman üniversite üniversiteydi. Şimdi üniversitelerin ismi her ne olursa olsun içini doldurmak zorundasınız. Kendinizi geliştirmek zorundasınız. Kendinize bir şeyler katmak zorundasınız. Artık doğru adım atmanın, kendine yatırım yapmanın vakti. Hayatı doğru okumanın vakti. Bugün çocuklarımızdan bilgisayarı ve telefonu uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Ne kadar doğru? Hayat tamamen sanal bir aleme ilerlerken onları o alemde nasıl davranacaklarına ve nasıl hareket edeceklerine yönelik bir eğitimden geçirmek mi daha doğru? Yoksa onları o gidecekleri alemi ve içine girecekleri, içine girmek zorunda bırakılacakları alemden uzak tutarak onları yabancılaştırmak mı daha doğru? Ölçüyü vermek lazım. Bu sokak için de geçerli. Yani sokakta çok kirli şeyler var, evet. Ama o kirliliğin içinde güzellikler de var. Seçim yapma mekanizmasını çalıştırmamız gerek. Bu da sorumluluk vermeyip yetki vermek. Yetki vermekle sorumluluk vermemek arasındaki ince çizgiye bakar. Fizyonomi bize acilen meslek seçme, doğru yöne doğru ilerleme, sanat, zanaat, ziraat, ticaret, tahsil hayatlarından birini seçmek, bize yatkın olanı seçmek faydasını verir. Biri budur. İkincisi nedir? Elimdeki çizgilerin anlamını bilmenin nedeni. Bu çizgiler bizim bir kılavuzumuz. Bakın, insan tanımakta ve insanın hayatını planlaması ve çizmesi üzerine onlarca argüman var. Onlarca materyal var. Bunlardan hangi birine yapışsa insan elbette yolunu bulacak ve ışık tutacak bir şeyler bulabilir. İşte psikolojiden, psikosomatikten, ne bileyim, astrolojiden, el yüz çizgilerinden size hangisi yakınsa, ki benim tavrım hepsini kontrol etmek ve hepsinin bana vereceği faydayı yakalamak üzerine olur. Bizim biraz bakış açımız bu konuda keskindir. Yani psikoloji uzmanı veya beslenme uzmanı onun dışında veya kendi bildiği müfredat dışındaki bilgileri çok kale almıyor veya onu reddeden bir şeymiş gibi görüyor. Hayır, al, harmanla birlikte yürü. Bu noktalarda doğruya en yakın olan şeyi bulmak daha elzem diye düşünüyorum. O yüzden elimizdeki çizgilerin anlamını bilmenin en büyük nedeni bizim hayat yolculuğunda doğru attığımız adımları daha güçlü atmak, yanlış attığımız adımları düzeltmek üzere. Bu yüzden bilmenin bize faydası oluyor. Mesela diyelim ki bir şey hedeflemişim ama elimde bununla ilgili bir şey yok, modu düşürmez mi? Hayal edebildiğiniz şeyin, inanın bana, elinizde ve yüzünüzde de destekleyicisi vardır. O potansiyeliniz yoksa zaten hayal kuramazsınız. Bir araştırma okumuştum yıllar önce. Kaynağını hatırlamıyorum. Umarım bulurum, sizle de paylaşırım. Basketbolcuları bir araştırma, bir teste tabi tutuyorlar. 3 gruba ayırıyorlar. Her gün 3 sayılık atış çalışıyor her oyuncu. 30 oyuncu 50'şer 3 sayılık atış atıyor her gün. Diğer bir grup sadece evlerinde 3 sayılık atışı hayal ederek yataklarında uzanıyorlar. Ama mutlaka 50 sayıyı hayal dünyasında çalışıyorlar. Diğer bir grup ise hiçbir şey yapmıyor. Ne fiilen ne hayalen 3 sayılık atışı çalışmıyor. Çalışmanın sonunda fiilen 3 sayılık atış çalışanlar %95 başarı gösteriyorlar. Hiçbir şey yapmayanlar hiçbir şey yapmıyor ve ilerleme kaydedemiyorlar. İkinci grup, hayal eden grupsa %70 oranında 3 sayılık atışta başarı kazanıyorlar. Varlık mertebelerinden biridir hayal etmek. O yüzden bir şeyi hayal edebiliyorsanız mutlaka onun sizde kabiliyeti vardır. Sadece el çizgileri bize o hedefe doğru yürürken benim önümdeki, yine benim içimde olan engeller neler? Arzularım, lezzete olan düşkünlüğüm, eğlence, karşı cinse olan zaafım,
artık her neyse, bu keşfedilir ve o hedefe doğru nasıl yürüyeceğim planlanır. İşte el ve yüz çizgilerinin bize kattığı şey budur.